Tamam. Abi. Koridor hazır. Yavaş yavaş. Hazır. 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 Tamam. Beyler bütün güçsüz orada. Hadi. Hadi. Bismillah. Hadi bismillah. Hadi. Yavaş. 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 Gövde tarafını kolunu açtım. Gövde tarafını. Gövde tarafını. Kafa kaldır, kafa kaldır. Tamam. 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 Çok iyi, çok iyi. Görüşü. Tamam. Çok iyi. Uzun bir gece oldu. Uyumadık. Ertesi gün Allah'tan çok güzel bir hava var. Ve şu anda Hatay'da umutlar bitti derken bizim Bursa'dan gelen ekip hemen hemen her yerden canlı insanlar çıkarmaya başladı. 4 yaşında bir genç delikanlı Salih içeride. Yaklaşık 5 saattir ekibimizle beraber burada uğraşıyoruz. İşte hemen arkamızda gördüğünüz bu enkazda Salih. Annesi, babası ve kız kardeşi enkazdaydı maalesef. Anneyi kaybettik ama baba ve kardeşi sağ. Salih de inşallah çıkaracağız ve ailesine teslim edeceğiz. Az önce dedektör köpekler de aradı. Kusura bakmayın biraz zor konuşuyorum. Hem malum durumdan dolayı hem de hakikaten çok yoruldum. Tekrar çalışma başladı. Salih'i de çıkardıktan sonra hepimiz inşallah bir moral daha gelecek. Bugün toplamda Bursa'dan gelen ekibimiz 4 canlıya ulaştı. Ölü olarak çıkarılanları söylemiyorum ama 4 canlımız oldu. İnşallah daha da çok olacak. Şu anda yine ses dinlendiği için iş makinesi durdu. Çünkü hemen arkada da bir başka çalışma var. Yine bir başka kazı var. İnşallah güzel haberlerle tekrar karşınızda olacağız. Şimdi yanımızda Hüseyin Atipoğlu var. İYİ Parti Mudanya İlçe Başkanı. Başkanım siz de ekiple beraber geldiniz. Geldik. Takribi 48 saatten beri buradayız. Şu an ne gören göz inanır buraya, ne atan kalp inanır. Gerçekten çok kötü durumda. Yani insanlar, herkes büyük bir seferberlik halinde ama bir koordinasyon olmadığı için burada insanlar can veriyor. Bir an önce koordineli ekipler gelse bu enkazı kaldırsa belki canlar yaşıyor. Az önce 94 yaşında Alzheimer olan bir teyzemizi evet. Bulduk. Çıkardık. Evet. Yine ben sesleniyorum yetkililere. Tamam. Her yer ama buraya lütfen verilmesi lazım. Gerçekten insanlar çok kötü durumda. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Özellikle burada evleri yıkılan, evleri hasar veren vatandaşlarımıza. Yani çok sayıda ev yıkıldı tabii. Evet, Allah sabır versin herkese. Amin cümlemize. İnşallah devletin şefkatiyle bu güzel insanlarımıza, bu yaralı insanlarımıza değecektir. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. İnşallah başkanın da söylediği gibi yakın zamanda devlet her yere uzanır. Çünkü Hatay'da hakikaten her sokakta insanlar ya devlet nerede diye karşımıza çıkıyor. Fakat tabii biz onlara şunu söylüyoruz. Çok fazla ev yıkıldı. Ya devlet sahada var ama evet. Çok fazla ev yıkıldı. İnanın Türkiye'nin her yerinden plakalı ambulanslar, her ilin plakasında evet. Ambulanslar, itfaiyeler görüyoruz burada. Dolayısıyla bütün Türkiye sahada ama yine de yetmiyor çünkü çok fazla ev yıkıldı. Allah hepimize sabır versin inşallah.